Sultan Hanım 59 yaşında. Şu an evli, boşanmak istiyor. Kocasından altınlarını istiyor. Kaç altın var kocanda Sultan teyzem? Çok mu? Eller de kınalı kınalı, evet. Bak. Kaç altının var? Şeyimde, mehirimde 10 tane vardı. Ha, mehir de var. Evet. Ondan sonra... O reşat mı var? 90'lık büyük altın. Büyük altınlardan, evet. Var. Oo. Ondan sonra... Bu beyefendi mi eşin? Evet. Adı ne? İbrahim Açar. Peki. İbrahim Bey ile kaç yıllık evlisiniz? 83'ten bu yanına beraberiz. Oo, maşallah. Kaç çocuk var? 6 çocuk var. Hepsi büyümüştür artık onların. Bir kızım bekar. Hepsi evli. Peki Sultan Hanım, niye boşanmadınız siz peki? Ya da aslında niye boşandınız bu saatten sonra artık? Boşanmak istiyorsun. Ben boşanmak istemiyorum. Niye dersen, benim senelerdir verdiğim emek nereye gidecek? Benim yanıma geldiğinde müsüz müsüz işler müdürüydü. Hiçbir işi aşı yoktu. İşsiz miydi o zaman? Evet. Kaç yaşındaydınız siz evlendiğinizde? Ben evlendiğimizde 19 yaşındaydım. O da bir askere gitti. 20 yaşında, 20. Evet. Daha o da genç delikanlıymış. O sırada işsiz olunabilir, evet. Ama sonra? Sonra askerden geldikten sonra biz beraber hayatımızı sürdürmeye başladık. Hı. Benim sayemde el birliğiyle şoför oldu. Hı. Şoförlüğü kazanırken benden bir tane 90'lık altın, iki tane yüzük verdim. Onlarından ehliyetini aldı. Bu düğünde takılan takılar mı bunlar? Evet. Heh. Ondan sonra işte çocuklarımız oldu. İleri geri o iş olunca bu çocuk benden değil de çocuklarımın hiçbirine düzgün sevgi vermedi. Beni hastaneye götürmedi. İki tane ölü doğum yaptım ben. Oh, Allah rahmet eylesin. Bir tanesini mi, kamyon çinledi. Aman aman. Hiçbirini mi bunlar benden değil dediği kaç çocuk var? Hepsinde öyle söyledi. Hepsinde de. Hepsinde öyle söyledi. Büyük oğlum da benden değil de geç götürdü, ölümden döndü, morarmışmış doğduğunda. Doğuma götürmüyordu bu benden, evet. Değildi. E niye böyle bir şey söylüyor Sultan Hanım? Vallahi kendisine soralım. Bu da büyük oğlan, kocaman yani. Evet, benim boğazımı sıkıp çarpan bu. Aa, niye böyle bir şey yaptı? Babasının vidiyle benden parayı alamayınca. Tarlayı satmak istediler, ben de sattırmayayım deyince. Sizin tarlayı. Ama böyle yaptı. Ne yaptı size peki? Boğazımdan tutup merdivene çarpmış. O arada küçük oğlum Nazmi, abi ne diyorsun, anne katil oluyorsun, annem morarmış demiş, salıvermiş o zaman. Ondan sizin sonra, boğazınıza sıkacak, evet, kadar. Ondan sonra ben kendime gelince şikayet edeyim diyerek beni salmadılar. Tamam, yemin ettim vallahi şikayetçi falan olmayacağım dedim, dışa çıktım. Polisleri aradım, o anda polisler geldi, aşağıya babamın evine indim ben. Ondan sonra oraya inince nikahıma kağıdımı aldım. Orada elektrik su kesilmişti, babam öldüydü. Onları gerisin geri daktırmak için nikahıma kağıdımı aşağı aldırdım. Ne kağıdı? İkametgah. Evet. Heh. Ama burada olay bu ya, yani kocaman bir adam sizin evladınız. Annesinin boğazına sarılır mı bir evlat ya? Ya ben ondan boşanmak için evlenmedim. Ömür boyu sevgi saygı beraber durmak için evlendim. Kocanızdan bahsetmiyorum. Şimdi oğlunuzdan bahsediyorum. Evet. Oğlunuz evli mi? Evli. Çoluğu çocuğu var. Bir tane oğlu var. Allah bağışlasın. E ne istedi de annesinin boğazına sarıldı dediğinize göre? Tarlayı sattırmayınca, para vermeyince. Tarlayı satacaktınız, bu oğlana mı verecektiniz parayı? Ortaktan borçlulardı, borçlara vereceklerdi. Anne sen niye tarlayı satmıyorsun, parayı bize vermiyorsun diye. Sattırmayın, evet. Allah Allah. Peki bir arayın, oğlunu da arayın, beyefendiyi de arayın. Bakalım onlar neler söyleyecekler. Peki siz sonuçta ölümüne mücadele ettiniz, tarlayı satmadınız. Satmadım. Başka bir eve yerleştiniz. Babamın evine yerleştim ben. Kocayı da bıraktınız o zaman. O zaman bıraktım ama gelip gidiyordu. Şu bir senedir bıraktım. Ha, daha yeni. Evet. Bir seneye kadar daha gelip gidiyor muydunuz birbirinize? Allah Allah. İbrahim Bey merhaba. İbrahim Bey. Bir daha deneyelim İbrahim Bey'i. Oğlunu bağlıyorum şimdi. Bağlı. Ha? Bağlayın. Yani en son ne zaman konuştun oğlunla? Ne gün konuştum? Yeni konuştuk da yani hasbihal konuşmuyoruz. Peki bu boynunu sıktı dedin, gittin dedin, kızmadın mı? Sen benim canımla mı oynuyorsun? Bu nasıl evlatlık? Ben sana hakkımı helal etmem demedin mi? Peki bu arsa nereden geldiydi Sultan Hanım? Benim tarlalar, ben bir evin bir kızıyım. Tek kızıyım.
Tarlalar oradan geliyor. Evet, tarlalar. Çok mu tarla, bağ, bahçe var? Var. Kaç dönüm var? Dönümü olarak bilmiyorum da 32 parça olması lazım. Zaten kafadan 32 dönüm yapıyor. Her biri de çoksa eğer. He, oğlanlar da diyor ki annem hayattayken biz niye bu tarlaları bilmiyorum tabii. Bakalım öyle mi? Bir bağlansın kendisine soralım. Seni... Ondan sonra ben aşağı eve gittikten sonra benim mehirimi, paramı kardeşiyle Abdullah Açar'la bir el birliği yaptı. Benim paramı çaldırdı. Ona gitti, arsa aldı. Kime arsa aldı? Abdullah Gaynım'a. Kardeşinize. Evet. Kendi kardeşine. Evet. Sizin altınlarınızla. Evet. E ona da kalmamış ki o zaman altınlar. Peki Sultan teyze bir şey söyleyeceğim. Bak şimdi. Sen de 69 yaşındasın. Evet. Allah uzun ömür versin. 59. Bu kadar 59. Ha 59 ay 59 yaşındasın. Peki bu kadar bağ bahçe var, tarla var, bir sürü şeyin var ya. Sen zengin bir kadınsın bayağı. Önce niye? Allah sonra ben. Maşallah. Da sen niye bu altınların peşindesin? Hayatını yaşa. Zaten var paran. Hayatım elimde, benim param yok. Bunlar tarlalar var, olarak. Para yok. Evet. Benim şimdi neyim olabilir? Aylığım yok, şeyim yok. Ben onun sigortasını falan kendim babamın verdiği parayla yatırdım. Kendi araba aldığı sürece de. Ben ona vermeye de kendim yatırmak isteydim, yatırıydım. Ama öyle böylesiye ben çocuklarımla, kocamla yiyeceğim diye oraları kapattım. Ben yokluk içinde yaşıyorum diyor. Ben diyor yokluk içinde yaşıyorum. Hayır, tarlalardan ne bileyim bir tane satsa yeter yani. Ama satamam diyor. Benim elimde değil onları satmak. Niye? Satamam. Şimdilik satmayacağım. Satmayacağım diyor. Satmak. İstemiyor satmayı. Hocam en iyi sen anlarsın aslında. Şimdi Sultan Hanım o tarlayı satıp da satmayı beceremez tabii ki yalnız başına. Birinin ön ayak olması lazım. Malım var ama diyor benim nakit altınlarım olsaydı hiç olmazsa diyor onunla hayatımın kalitesini artırırdım diyor, öyle mi? Yani hayat kalitem diyor yüksek olurdu diyor. Benim altınlarımla diyor kendisi diyor tarla aldı ama diyor kardeşinin üzerine yaptı diyor, öyle mi? Arsa aldı, o kardeşinin üstüne ettiler. Ya senin orada payın olmasın diye evet. Evlilik içerisinde almış olmamak için edinilmiş mal olmasın diye hukuken sen kaynı alama diye. Kaynı artık orada hak iddia edemiyor edemez gibi görünüyor boşansa tabii ki. Boşansa da. Ama bunun bir şekilde. Tabii o geriye döner tabii. Orada muvazalı bir işlem var. Danışıklı bir işlem var. O geri döner. Yani sıkıntılı bir durum varsa bunu döndürebilirsin evet. Sultan Hanım. Peki ama şey de yani adamın maaşını devlet ödemiş ama şeyini ben yatırdım diyorsun. Sigortasını ben yatırdım. Sigortasını ben yatırdım diyorsun, evet, öyle mi? Evet, önden yatırdım. Yani aslında çok şey yapmışsın. E peki size ne oldu artık bu yaştan sonra? Niye kavga ettiniz siz Sultan Hanım? Bizim kavgamızı mesela kaza yaptı. Evi babam para verdi. Evin arsasını ben kendim aldım. Babamın verdiği yani, parayla. Yine paradan. Evet yine paradan. Ondan sonra parayı ön aldım. Babam para verdi. 25 milyar. Traktör aldık. Traktörü benim üstüme yapacaksın diye gitti. Kendi üstüne yaptı. Arsa alırsan... Üstüne yaptın, üstüne yapamadın. Evet. Evet, bak yaş üstüne. Geçiyor, olay değişmiyor. Peki Sultan teyzem sen ne istiyorsun benden? Ben senden hayatımı istiyorum. Hayatın altınların mı? Her şeyin. Benim 83'ten bu yana ona çektiğim emeği karşılığını istiyorum. Bu adam sana bu altınları verecek ya da verecek. Her şeyimi. Peki o da senden arsalar isterse ne yapacağız? Arsaları ne isteyecek? Ben kendim verdim, babam verdi paraları. Bu arada miras geçmiyor tabii değil mi? Nikahta miras kalan kimse. Araştırabilirsiniz babamın bana verip parayı verdiğini. Ben bir evin bir kızıyım. Bir şey alsanız mesela o salınca olsa babamla bir olurduk. Para bana gelirdi, biz beraber veriydim alırdı. Peki şimdi burada farklı iddialar var. Yani İbrahim Bey sizi de yayına bağlanmaya davet ediyorum. Necip Bey sizi de, hele bir evlat annesi diyor ki boğazımı sıktı, beni öldürmeye kalktı. Neden arsaları sat diye. İnşallah böyle olmamıştır. Olduysa da mutlaka söyleyecek iki çift lafınız vardır diye düşünüyorum. Yarın devam edeceğiz reklam.